Merhabalar, ben Tarık Irmak. Ben de Berkan Ülker. Bugün sizlere üretimini gerçekleştirdiğimiz SG4 modeli karavanımızı tanıtacağız. Detaylı bir inceleme videosu olacak. İlk önce dışarıdan başlamak gerekirse aracımızda iki farklı renk modeliyle karşımıza çıkmakta SG4. Bir tanesi orijinal rengi olan beyaz, ikincisi de bizim geliştirmiş olduğumuz titanyum grisi. Tabii ki burada bal peteklerinden esinlenerek geliştirdiğimiz bir tasarım mevcut. Bu kaplama tasarımı Oracle markadır. Güneşe, yağmura ve soğuk havaya karşı dayanıklı, atmaz veya solma yapmaz. Tazikli su ile teması halinde herhangi bir deformasyon kesinlikle olmaz. 3 yıl sonra, 5 yıl sonra bu kaplamayı sökmek istediğinizde kesinlikle boyaya zarar vermeden çok rahatlıkla sökebileceğiniz. Güneşi görmesi halinde dijital baskılar genelde solma yapar ama bu aynı performans, aynı görüntüyü yıllar sonra da sağlar. Karavanımızda iki tane dış aydınlatma sistemi kullandık. Dış aydınlatmalar İtalya menşeili. Tüm Avrupa'daki karavanlarda görebileceğiniz bir markadır. Enerji sarfiyatı oldukça minimum düzeydedir. Normalde bir tane kullanılır, biz iki tane kullandık. Tenteyi açtığınız zaman akşam altında keyifle oturabilirsiniz. Burada tabii ki dışarıdan gittiğimizde bir kayar basamağımız mevcut. Otomatik bir şekilde açılır ve aynı şekilde kapanır. Burada gene bir sinekliğimiz mevcut. Doğada yaşayanlar için bu sineklik olmazsa olmaz. Karavan camlarımızı gene bu şekilde konumlandırdık. Hiçbir şekilde buraya menfez, çıkış, enerji bağlama, su boşaltma veya dış duşu buraya montaj yapmıyoruz sağ tarafa. Çünkü tente bir yaşam alanı olduğu için yazın veya kışın bu tarafta bulunması sağlıklı değil. Bu bölgede sadece kullandığımız 2 adet USB'si olan ve 220 volt enerji alabileceğiniz, aynı zamanda çakmaklı girişi olan bu şekilde basit bir sistemimiz mevcut. Tenteden bahsedecek olursak Domatic marka tente kullanıyoruz. Bu tente sınıfının en iyisi. Tente çok hassas bir konu karavanlarda. Çünkü tente rüzgarla birlikte çabucak kırılabilen bir malzeme. Hangi marka olursa olsun çok çabuk kırılmalar meydana gelebiliyor. Tenteyi doğru kullanabilmek de çok önemli. Rüzgar hafifse sadece bu defa tente kullanabiliriz ve tentenin buraya geçen ayakları mevcuttu. Bunların çok iyi sabitlenmesi gerekir, çok iyi konumlandırılması gerekir. Bu tentenin normal Türkiye'de üretilen yerli tentelere göre avantajı kilogram. Çok hafif bir malzemedir, aynı zamanda dayanımı yüksektir. Yıllarca karavanda kendini kanıtlamış bir malzemedir. Aynı zamanda bu tenteleri bir yağmurluk olarak düşünmemek gerekir. Bu bir güneşliktir aslında. Gölgede rahatça oturmanızı gerektiren bir sistemdir. Bu karavanımızda opsiyon olarak kullandığımız BF Goodrich lastiklerimiz mevcut. Bunlar daha iyi bir tutuş ve zorlu zeminlerde daha kaliteli performans ve konfor sunacaktır size. Şu an SG4 modelimizin içerisindeyiz. Bu tasarımı yatuşlarıyla birlikte gerçekleştirdik. Tabii uzun süre üzerinde bayağı bir çalıştık. 6 ay boyunca çok iyi bir ekiple, tabiri caizse kemiklerimizi kapatıp 6 ay boyunca en iyi şekilde, en sağlıklı, en harika mühendislik çalışmasını çıkarana kadar hep birlikte çalıştık. Ortaya SG4 aracımız çıktı. Öncelikle SG4'ün estetik özelliğinden bahsetmek istiyoruz. Çünkü bu karavanda estetiğe çok fazla önem ve değer verdik. Bu sebeple bizdeki takım arkadaşlarımızın birçoğu yat ustasıdır aslında. Yat sektöründen gelmiştir. Zaten yat sektöründen geldiği için her yer oval dönüşlüdür dikkat ederseniz. Ve bunları sadece genelde Türkiye'de yat ustaları yapabiliyor. Karavanımızı estetik yapan unsurlardan biri kullandığımız kontraplan kalitesidir. Çünkü kontraplan pürüzsüz olduğu zaman gerçek ahşap uygulamayı çok pürüzsüz bir şekilde kontranın üzerine işleyebiliyoruz. Bu sebeple çok estetik ve güzel bir görüntü çıkıyor dikkat ederseniz. Kontranın kalitesi hem estetiği etkiliyor hem de tabii ki uzun süre kullanım, suya dayanıklılık gibi birçok unsurda da kalite olarak ön plana çıkıyor. Bu oval dönüşleri vermek, çünkü bir gün, iki gün belki kalıplarda beklemesi gerekiyor her oval parçanın. Ve dikkat ederseniz bu karavandaki estetiği bu kadar güzel gösteren de her yerin oval dönmesinden kaynaklanıyor. Bakın şu masa kenarları ovaldir, şuralar oval, mutfak tezgahı oval, şurası oval. Şu kapağı açsana. Böyle. Şu kapağı açtığınızda bile şu kapak bile başlı başına bir işçilik. Bu arada burayı açmışken burayı da göstermiş oluyor. Hiç kalkmanıza gerek yok. Bu şekilde burada kıyafet askılığı için bir yer tasarımı yaptık.
Aynı zamanda burası yatak olan bir yer. Burada da ek parçayı genelde arkaya saklarlar ama biz bu bölüme saklamayı tercih ettik. Yerini hazırladık. Işıklı bir bölümdür bu arada burası. Bu şekilde bir gizli bir bölmemiz oldu açıkçası burada. Tabii ki her yerin oval olmasında bir sebebimiz var. Bu sebeplerden bir tanesi estetikken diğeri de alan küçük olduğu için kapı çarpmaları, oluşabilecek tüm kaza risklerini minimuma indirmek istediğimiz için. Ayaklarda da keza yine ayağınızı vurabilirsiniz sivri kenarlara. Burada yine oval kenarlar yumuşak bir dokunuş sağlayacaklar. Bahsettiğimiz gibi yat ustalarıyla birlikte ilerlememizin bize sağladığı avantajlar sadece esneklik değil, hareketli mekanları daha çok bildikleri için dayanıklılık ve çatlama risklerini karşı ortadan kaldırıyoruz. Aynı zamanda tabii ki estetiğe hep önem verdikleri için şu an bulunduğumuz karavan içerisinde bir vida görmenizin imkanı yok. Göstereyim mi? Ben biliyorum sadece yerini. Kimse bilmiyor. Özellikle takılmış olabilir. Ve aynı zamanda Avrupa standartlarında aracın kilogramı çok önemli olduğu için ve kilogram düşürme çabasında olduğumuz için kullandığımız tüm kontrollar tropikal ağaçlardan üretilen kontrollardır. Hem yüzeyi pürüzsüzdür, işçilik kalitesi çok daha net ortaya çıkar. Aynı zamanda metreküp pünde kavak kontrole göre 100 kilogram daha hafiftir. Ve 100 kilogram daha hafif olmasa tabii ki hiç yoksa bir karavanda 80-100 kilogram daha hafif olmasına sebep olduğu için genelde tropikal kontrollar kullanıyoruz. Diğer bir özelliği ise tropikal iklimde yetiştiği için suya dayanıklı bir kontroldür. Kontrayı suya atıp bir yıl bile bekleseniz herhangi bir deformasyon, herhangi bir sorun kontrada göremezsiniz. İmkansız. Ve karavanda küçük alan olduğu için mutlaka suyla temaslar oluyor. Yani yerden çıkarken yağmurdan belki bineceksiniz araca veya mutfaktan hafif su taşabilir, meyve suyu masadan dökülebilir. O yüzden mutlaka suyla temaslar olacaktır. Bu sebeple kontrolümüzün kalitesini en iyi şekilde seçtik ki bu araç 2 yıl sonra çatlama olmasın, 2 yıl sonra kaplamalar şuradan şişip atmasın diye en kaliteli kontrayı ve en kaliteli yapıştırıcıyı kullanarak tüm ahşabı veya laminatı bu şekilde işliyoruz. Çay hazır mı kardeşim? Ben sürekli burada çay demlemek zorunda mıyım ya? Burada çayımız yandım ya. Nerede kaldı burada? Hemen gelecek abi. Evet, yalıtım konusuna değinelim o zaman. Yalıtım konusuna değinmeyelim. Bence burada yandım zaten. Yalıtım tamam. Konusuna gireceğiz ama çok fena yalıtım yapmış. Çok mu fazla abarttı? Çok fazla. Yani. Termos etkisi yaratmış. Bu özel bir yalıtım sistemi olup Shantigo'ya aittir. Direkt yalıtım mühendisleriyle birlikte uzun süren çalışmalar ve testler sonucu elde ettiğimiz bir yalıtım sistemidir. Her dört katmanın karakteristik özellikleri birbirinden farklıdır. Birisi seste başarılıyken diğeri ısıda başarılıdır. Bir tanesi de nemde başarılıdır. O yüzden hem ses anlamında hem sıcaklık soğukluk anlamında oldukça üstün performans sağlıyor. Örneği de şu anda burada. Tarık çayı demlerken orada yanması. 5 dakikadır buhar oraya vuruyor. Arabanın içerisi ısındı ve gördüğünüz gibi evimiz de yanmaya başladı. Seni kim sütlü yapıyorum güzel kardeşim? Su akıyor ama. Altın kapılarımız kanalı. Tayfun. Neyse ki marin kontrol olmasının avantajları. Aynen, marin kontrol olduğu için sorun yok. Suyla temasla ilgili bir problem yaşamıyoruz. Burada aynı standartlarda, aynı modellerde SG4 modelimizi üretiyoruz. Tüm SG4'lerimiz aynı ölçülerdedir. Sadece içerisindeki mobilya renkleri veya deri renklerinde opsiyonel seçenekler sunuyoruz. Veya donanımda farklılıklar sadece olabiliyor. Bunun dışında tüm SG4'ler aynıdır. SG4'ler seri üretim mantığıyla, seri üretim kurgusuyla yaptığımız için kalite standartları aynıdır. Şimdi burası bizim montaj hattımız. Birinci istasyonumuz, burası 8. istasyonumuz. Her iki günde bir 8. istasyondan bir aracımızı buradan kalite kontrollerini elden geçirdikten sonra tüm testlere tabi tuttuktan sonra müşterilerimize teslim etmek üzere buradan showroom'a gönderiyoruz. Bu araç son aşamada olan bir aracımız. Şu an zemin koruma altında. En son zeminin cilaları yapılacak, araç toparlanacak. Muhtemelen bugün veya da yarın bu aracın işlemleri en geç bitmiş olacak burada. Bu araçta daha yeni çalışmalara başlanıyor. Bu araçta elektrik tesisatı, gaz tesisatı ardı sıra devam ediyor. Her istasyonda yazılım sistemleri kullanarak tüm faaliyetlerimizi takibe alıyoruz. Kalite kontrolden geçirdikten sonra ancak bir sonraki faaliyete geçebiliyoruz.
Örneğin aracın dış kullanım kapaklarının montajı. Buradan başla diyoruz. Bitirdi dedikten sonra kalite kontrolcümüz gelip onay veriyor ve bu faaliyetler tamamlanmış oluyor. Aynı zamanda masa ve tezgahımız da yine Afrika kökenli sert bir ağaçtan yapılmıştır. Masanın üzerinde ciddi bir detaylar var. Bu detaylar, biz bunları sonradan ek parça olarak yapıştırmıyoruz. Bunlar CNC'de işleniyor. Aynı zamanda uzun vadede sıcak ve soğuktan etkilenmemesi, çarpılmaması, yamulmaması için bu şekilde mukavemet sağlayan parçalar yerleştiriyoruz masanın altına. Bu şekilde uzun yıllar çok rahatlıkla kullanabileceğiniz ham bir ürün haline gelmiş oluyor. Masamızın ayağını Türkiye'de istediğimiz kalitede, standartlarda ayak bulamadığımız için yurt dışına kendimizi getirdik. Tüm karavanlarda standart bu mekanizmayı kullanıyoruz. Bu mekanizma gazlama odasörlüdür. Buradan bir mandalı vardır. Bu mandalı şöyle yapıp bir kuvvet uyguladığımızda aşağı kadar, şuraya kadar inecektir. Aynı şekilde bunu kilitlediğimiz zaman bu sabitlenir ve istediğimiz noktada bu masayı burada bırakabiliriz. Bu şekilde olmasının sebebi de yatak süngerimizi çıkartıp buraya koyarak burayı yatak haline getirmemize yarıyor. Onun yeri de zaten burada hazır. Aynı zamanda yine tekerle yapabileceğiniz çok rahat bir şekilde tekerle yine oturduğun yerden bile bastırabilirsin. Basit bir sistem. Kitlemenize gerek yok. Aşağıdan direkt kendisi otomatik kilitliyor. Kendisi kilitliyor. Masanın tabii ki birkaç özelliği de var. Bunları da hemen oturmuşken sizlere göstermek istiyorum. Şoför mahali yanında oturan arkadaşın çok rahatlıkla yemek, telefon, işte çayını içebileceği bir yavru masa dediğimiz yavru masamız var burada. İstediğimiz zaman kapanıyor ve kapandığı zaman şurada gizli bir manyetik sistem vardır bunu tutan, yakalayan. Bu şekilde sabit hale getirir. Aynı özellik bizim mutfak tezgahımızda da var. Aynen, mutfak bu da aynı şekilde da yine Afrika menşeli sert bir ağaçtan yapılmış. Burada da tabii ki şöyle mutfak evyesini ayırmak için burada bir katman uygulaması yapıldı. Yani el işçiliği vardır burada da. Buradan birinci çıkış ve buradan da ikinci çıkış olarak televizyonu da farklı bir bölmede tuttuk. Su veya diğer şeylere geçmesin diye ve tezgah koruma amaçlı da içerisinde bulunan bir manyetik sistemle özel bir tasarım yaptık. Buraya çaydanlığınızı koymak için, buraya da ekmek kesme tahtası gibi. Manyetik sistem direkt bıraktığınızda kendisini otomatik olarak alır ve yolculuk esnasında da hiçbir şekilde sağa sola gitmez. Şuraya bir altı metal bir çaydanlık bıraktığınız zaman onun da sağlam bir şekilde durmuş olacak. Sağlam bir şekilde durmasına sebep olacaktır. Burası da tabii ki el işçiliği var. Burada çatal, kaşık ve diğer aparatları koymak için yaptığımız bir işçilik mevcut. Televizyon kumandasıyla dışarı çıkmakta. Televizyonun burada olmasında bir sebep var. Normalde tabii tüm camper vanlarda televizyonu ya buraya koyarlar ya da karşı tarafa, şoför mahallinin üzerine televizyonu koyarlar. Biz burada bir ilki yaptık. Hem şoför mahallinde oturan arkadaşların hem burada oturan arkadaşların da rahat bir şekilde yaz kış içeriden ve dışarıdan seyredebilmeleri için televizyonu bu tarafa konumlandırdık. Sağa sola gidebiliyor ve ayrıca dışarıya da çıkabiliyor. Yani bu 4 kişi oturduğunda en ideal izlem alanı, aslında bu bir şov değil. Tamamen 4 kişinin rahat izleyebileceği bir alan. El işçiliğiyle tasarlanmış olması zaten suyla ilgili birçok riski düşürürken aynı zamanda kapağın indiği noktada bir fitil sistemiyle suyu bertaraf ederek konumlandırmış olduk. Buradan aynı zamanda dışarıda oturulduğu zaman da TV'nin yönünü dışarı çevirerek dışarıdan da seyretme imkanı sağlamış olduk. Buradaki saklama alanlarında gelecek olursak ideal saklama alanları elde ettiğimizi ben düşünüyorum. Hem içeriği çok boğmamak estetik adına, hem de kullanım olarak daha rahat olduğunu düşünüyoruz. Arkalarla beraber 7 tane bölmemiz mevcut burada. Yani bak, dolaplarda stop sistemi kullanıyoruz. Yani buradaki stoplamalar var. Burada kullandığımız koplar tamamen kromdur. Marin malzemelerden yapıp konmaktadır bunlara. Ve krom kaplama değil, tamamen kromdur orijinal. Saklama alanlarımızın tamamı bu şekilde fitillidir. Ses yapmasın yolda giderken. Gördüğünüz gibi herhangi bir şıkırdama, herhangi bir ses trimleriyle karşılaşmayız ve uzun ömürlü ve sağlıklıdır. Her dolapta, her çekmecede mutlaka bu fitillerde kullanırız. Hareketli demin olduğu için, yat ustalarının da bu konuda çok fazla tecrübesi olduğu için her yerde ses trimlerini düşünerek de tüm montajlarımızı, kurgularımızı, üretimlerimizi, tüm planlarımızı buna göre yapıyoruz. Arka kısma geçtiğimizde anlatırız. Orada da oldukça fazla bir saklama alanımız mevcut aslında bagaj bölmesinde.
ve gizli bölmeler yaptık aynı şekilde. Her alanı maksimum düzeyde değerlendirmek için tüm çabayı gösterdik biz bu karavan üretirken. Bir örnekle çok kısaca açıklayabiliriz. Normalde şuraya düz panel koyarlar. Biz ama düz panel koymadık. Şasedeki tüm girintiyi, çıkıntıyı alan olarak kazandırmak için tasarladık. Dikkat ederseniz bu da bizim kendi özel tasarımımız. Kullandığımız zaman içeriye, ortama ferahlık ve aynı zamanda güzel bir estetik sağlamış oluyoruz. Bu bölmelerde kullandığımız gene bas çeklerimiz mevcut. Bunlar gene kromdur bu bas çeklerimiz. Bunlar tamamen frenli sistemde. Burada da gene mutfağımızın altında güzel bir bölmemiz mevcut. Şu şekilde otomatik sistem açılan kapağı. Çöp kovumuz mevcut. Doğaya çöplerinizi atmayın sakın. Peşinizdeyim, bulurum. Burada akü bölmemiz var. Gene buzdolabının altında ufak bir bölmemiz mevcut. Bunlar tabii ki minimal saklama alanları. Arkada da gene yatağın altında bu alanlar da mevcut. Zeminden çok bahsetmek istiyorum. Çünkü zeminde tip kaplama yaparak ve renkli kaplama yapan belki de nadir firmalardan biriz. Yani daha önce hiç görmedik açıkçası. Bu müthiş bir estetiklik sağladı. Tabii el işçiliğiyle yapıyor. Tüm yatların zeminlerinde tik kullandım. Biz de burada tik kullanmak istedik. Tik kullanmamızdaki sebeplerden bir tanesi alan küçük. Demin bile çaydanlıktan su döktük yere. O yüzden suyla temas halinde bir problem olmaması için tüm zemine tik kullandık. Aynı zamanda doğal bir ahşap ürünü olduğu için çıplak ayakla çok iyi bir hissiyatta kendi eviniz gibi çok rahatlıkla içeride hareket edebilirsiniz kış ortamında, yaz ortamında. Şu tarz sorular geliyor. Yani tik kullanmanız ağır olmaz mı? Emin olun kavak kontra kullandığımız zaman daha ağır oluyor. Aynen. Daha ağır oluyor araç. O yüzden vazgeçmiyoruz. Doğal, temiz bir ürün olduğu için onu da kullanıyoruz minimum incelikten. Her birini elle yapıyoruz. Teker teker tüm parçalar bu şekilde detaylı bir şekilde elle işlendikten sonra şu boşluklara sıkaları çekiyoruz. Hava şartlarına bağlı olarak yaklaşık 10-15 gün civarında kurumaya bırakıyoruz. Kuruma yapıldıktan sonra silme işlemi var. Silme işleminden sonra aracı montajı var. Araç montajından sonra zımpara işlemi var. Zımparadan sonra cilalama işlemi var. Bu da tikin bitmiş hali. Oldukça hafif bir üründür. Yaklaşık 4-5 kilogram civarında. Yani çok aracı ağırlaştıran bir unsur değildir tik. Aynı zamanda antibakteriyeldir. Yani çok aşamayla ancak bu noktaya geliyor bu ürünler. Daha sonra çıplak ayakla bastığınızda da zaten fark kendiniz hissedeceksiniz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Tavanda ise kontrolların üzerine özel seçmiş olduğumuz Taytü kumaş uygulamasını yaptık. Bu uygulama tabii ki size hem yumuşak ve hassasiyet, aynı zamanda da silinebilir bir kumaş olmasıyla ciddi bir avantaj doğuracaktır. Komple yatak odasından ön tarafa doğru bu uygulamayı gerçekleştirdik. Şantiviye adını verdiğimiz bu seyir camı karavanın içerisinde üstün bir ferahlık sağlıyor. Aslında burası çok büyük bir karavan gibi gözüküyor. Aynı zamanda da estetik açıdan tabii ki daha havalı bir uygulama oluyor. Seyir camı da aynı zamanda çok güzel bir estetiklik kazandırıyor. Aynı zamanda içeriden de çok ciddi anlamda bir ferahlık kazandırıyor. Bir lamine camdır. Kesinlikle kırılma yapmaz. Her türlü araçta kullanılabilmesi için sertifikaları mevcuttur. Herhangi bir güvenlik açığı yaratmaz. Burası normalde bu karavanlarda kapalı bir bölme. Biz buraya kendimiz tasarladığımız ahşap oymayla birlikte bu tasarımı elde ettik. Daha sonra bunu özel fiber kalıplarla montajını gerçekleştiriyoruz ve üstünü gene Taytü'yü kumaşla kapatıyoruz. Genelde bunu Avrupa standartlarında fiberglass malzemeyle yaparlar. Belli bir süre sonra çizilme yapabiliyor. Görüntü kalitesini burada olumsuz yönde etkileyebiliyor. Ama lamine camda her zaman formunu koruduğu gibi ön taraftaki şoför mahallindeki camla aynı kalitede görüntüsünü uzun yıllar boyunca koruyacaktır. Aynı zamanda darbelere karşı kırılmazdır. Ve C ve E belgeleri mevcuttur Avrupa standartlarında. Burada gene iki tarafta da uyguladığımız ışık, LED ışıklı bölümlerimiz mevcut. Yağmurlu havalarda hemen buradan alıp aşağı inebilmek için. Burada bir tane de şemsiyeliğimiz var ve şemsiyeyi oraya konumlandırdık. Perdemiz mevcut. İstediğiniz zaman açıp kapatabileceğiniz ve aynı zamanda bu ürün sadece cam olarak görünüyor ama aslında burada bizim 8 farklı patentlenmiş ürünümüz var. Aynen. Ve buna ciddi bir mühendislik çalışmasıyla ancak bu noktaya getirebildik. Tüm güvenlik önlemleri de bunları yaparken alındı. Tabii, kontrol edildi. Burada koltuğun altında opsiyonel bir seçeneğimiz var. İsteyenlere biz buradan
para kasası sunabiliyoruz. Bu para kasası neyse koltuğun şasesine monte ediyoruz. Yani bu para kasasını çalabilmeleri için öncelikle koltuğu komple sökmeleri gerekiyor. İşi bilen birisi için 4 saatlik bir uğraş gerektiriyor. Buraya konumlandırmamızdaki sebep de plaja gideceksiniz. Kıymetli eşyalarınızı hemen buradan içine koyarak plaja gidebilirsiniz. Girişte ise aynı zamanda bir başlangıç için bir havuz yaptık. Burada rahatlıkla ayakkabıyı çıkartıp içeri rahat geçebilmek için burada bir derinleştirilmiş bir alanımız mevcut. Aynı zamanda burada bir halımız oluyor. İstediğiniz zaman bu halıyı çok rahat bir şekilde alıp temizledikten sonra geri yerine koyabilirsiniz. Burada da bir ayakkabı yeri yapıyoruz. Dilerseniz bir çift ayakkabıyı da aşağı konumlandırabilirsiniz. SG4 modelimizde kullandığımız camlar orijinal karavan camlardır. Avrupa standartlarında yıllarca kendini kanıtlamış ürünleri kullanıyoruz sadece. Bunların en büyük özelliği yalıtım açısından çok önemli. Camın bir kendi kalınlığı var. Aynı zamanda yalıtımsal bir özelliği mevcut. Aynı zamanda aşağı doğru açılması karavan için en ideal seçenek. Yağmurlu havalarda çok rahat bir şekilde bu şekilde oturabilirsiniz. Kademelidir. Yani gece yatarken hava almasını isterseniz birinci kademeye getirerek buradan hava almasını sağlayabilirsiniz. Veya ikinci kademeye getirerek tamamen komple havayı da içeriden kesebilirsiniz. Tabii ki camları tamamında perde mevcut. Ön camlar dahil, ön camlara da geleceğiz. Ön camlarda, yan camlarda ise ve arka camlarda ise hem sineklik hem perde mevcut. Dilerseniz sinekliği kullanabilirsiniz, dilerseniz perdeyi kullanabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde kullanımı da oldukça kolay ve basittir. Ve hemen mahremiyeti sağlamak için bu şekilde gece modunu alıp tamamen tüm içeriğiyle bağlantıyı kesebiliyoruz. Karavanlarda koltuklarımızdan biraz bahsetmek isteriz size. Koltuk ve döşeme kalitesinden koltuk bahsedelim. Koltuk ve döşeme, evet. Ön koltuklardan bahsedelim öncelikle. Ön koltukların ikisi de dönerlidir. Döner mekanizma vardır. İstediğimiz yöne çok rahatlıkla çevirebiliyoruz ön koltukları. Fakat bu döner mekanizmaların PSI standartlarında ve Avrupa geçerliliği olan CE sertifikalarının olması gerekmekte. Koltuğun altına bir mekanizma takılıyor. Bu mekanizma bir çarpışma anında herhangi bir güvenlik açığı doğurmaması gerekiyor. Bu sebeple biz daha yakın bir zamanda İngiltere'den anlaştığımız bir firma üzerinden satın alıyoruz ve bunları kullanıyoruz. Yani sertifikadır herhangi bir kaza anında kesinlikle bir güvenlik açığı oluşturmaz. Deri kısmına gelecek olursak da derilerimiz birinci sınıf derilerdir. Aynı zamanda birçok havayolu şirketinin ve özel jet firmalarında kullandığı deridir. İnsanlarda şöyle bir algı oluşuyor. Deri sıcak havada yakar diye veya soğuk havada üşütür. Böyle bir şey yok. Bu deriler birinci sınıf deri olduğu için tamamen sizin vücut ısınız neyse size o şekilde ısıyı verecektir. Ve tabii ki özel tasarım ürünüdür. Burada sünger kalıplarımız mevcut. Ve bu üzerindeki şu an görmüş olduğunuz dikişler tamamen hesaplanmış ve özel tasarım ürünüdür tamamen. Koltuklarımıza özel bir de kolçaklar kullanıyoruz. Tabi seyir halinde aracınızı sürerken size oldukça rahatlık sunacaktır bu da. Arka koltuğa gelecek olursak çarpışma testlerinden geçmiş bir koltuk iskeleti kullanıyoruz. Burada genelde Türkiye'de baktığımız gördüğümüz sorunlardan bir tanesi emniyet kemeri koyuyorlar fakat bu ahşaba monte bir emniyet kemeri. Fakat bir çarpışma anında bunun aslında hiçbir önemi yok. Çünkü bir çarpışma anında hiçbir ahşap bu kadar güçlü bir mukavemet sağlamaz. O yüzden bizim kullandığımız koltuk iskeleti direkt şaseye entegre testlerden geçmiş bir koltuktur. Testler yapılırken de ön camı açarlar. Buraya, tam şuraya bir güç uygularlar. Bu güç yaklaşık 4000-5000 kilogram civarında olur. Bu güce dayanabilmesi gerekiyor ki testlerden geçebilsin. Bizim koltuk iskeletlerimiz bu sebeple aynı zamanda güvenliklidir. Çocuklar için ISOFIX bağlantılarımız da mevcuttur. Dilerseniz çocuk koltuğunda çok rahatlıkla koltuğa yerleştirebiliyorsunuz. Ve genelde şu arka yastık kısmını alıp buraya yatak olarak kullanıyorlar. Fakat bizim bu arka yastığımız tamamen bel desteklidir. Yani dümdüz gelmez. Kavis vardır burada. Aynen. Konfor sunar. Otomobilin arka koltuğu gibi. Hem silinebilir özelliği hem işte suya dayanıklılığı gene derinin ön planda tutuyor. Hareketli cisimlerde, yatlarda olsun, karavanlarda olsun en büyük temel problemlerden bir tanesi enerjidir. Enerjiyi tasarruflu kullanmak lazım. İyi üretebilmek lazım. Hava kapalıyken de, çünkü her zaman güneşli hava bulamıyorsunuz. O yüzden enerji sistemi başlı başına çok detaylı bir konu ama ben kısaca özetleyecek olursam bir kere karavanda kullanılan tüm malzemelerin enerji tüketim sarfiyatlarını iyi hesap ediyoruz. Kullandığımız ledden buzdolabına kadar, tuvaletin basma sifonunda aldığı enerjiye kadar her şeyin hesabını yapıyoruz ve sistemi tamamen buna göre uzman mühendis arkadaşlarla birlikte
kurguluyoruz. Yani aynen. Mesela ledlerden başlayacak olursak ledlerin birçok çeşidi var. Yani birçok fazla seçenek led bulmak mümkün. Fakat enerji sarfiyatında minimum düzeyde olan ve uzun ömürlü olan gün ışığı renginde kaliteli bir ışık sağlayan ortama bir led kullanıyoruz. İleri seviye kalite. Genelde şu biliniyor. Kaç watt güneş paneli var? Aynen. 3 tane koyduk. Kaç watt güneş paneli var? Genelde hep bu soruluyor ama bu başlı başına seçenek değil. 600 watt koysanız da siz araya güzel kaliteli bir MPPT yani solar şarj koymadığınız sürece siz zaten güzel bir enerji elde edemeyeceksiniz. Veya kışın gezecekseniz zaten güneşten verim alamayacağınız için 1000 wattta güneş paneli koysanız sizin için anlamsız olacaktır. O yüzden burada doğru kurgu önemli. Doğru kurgudan kastım birincisi akü koruma sistemi olması gerekiyor. Çünkü bu deep cycle aküler belirli bir voltajın altına düştüğü zaman içindeki kimyası bozularak özelliğini kaybetmeye başlıyor. Bu sebeple tabii ki bu akülerin cycle ömrü var. Yani dibe vurma ömrü var. 500, 600, 1500'e kadar çıkıyor akülerdeki bu cycle ömrü. Fakat belli bir voltajın altına çok fazla maruz kaldığında bu defa akümüz ölmeye başlıyor maalesef. Ve normalde 5 yıl, 10 yıl kullanmamız gereken aküyü biz bu defa 6 ay sonra, 1 yıl sonra değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bu hataya düşmemek için bizim karavanlarımızda şöyle bir sistem vardır. Belli bir voltajın altına düştüğünde otomatik olarak sistem kendini kapatır. Aslında şu dedi çalıştıracak enerji vardır ama sistem kendini koruma amaçlı kendisini kapatır, gücü devreye sokmaz. Başlangıçta güneş panelinden bahsedecek olursam, çünkü genelde herkes güneş paneli olarak biliyor ama güneş panelinde çeşit çeşit çok fazla kalitesi var. Bunların hücresel yapıları çok önemli. Bazı güneş panelleri var 6 ay sonra içindeki hücreler çatlama yapıyor. Çatlama yaptığında verim kaybediyor. Güneş paneli yeterince şarj etmiyor. İsterseniz 600 watt koyun, isterseniz 900 watt koyun. Ama bu defa aküyü şarj edemiyorsunuz. Güneş paneli tamam çok kaliteli seçtiniz. Bu defa aradaki solar cihazınızın kalitesi önemli. Ve solar cihazına göre doğru ürünü kullanmak önemli. Bunun dışında birçok detay var. Yani örnek veriyorum, havada güneş yok ve enerji ihtiyacınız var. Arabayı çalıştırdığınızda direkt akü şarj ediyor olmanız lazım. Biz battery to battery denilen bir sistem kullanıyoruz. Direkt aracın alternatöründen arka yaşam akülerini araç çalışır vaziyetteyken, ilerler vaziyetteyken direkt şarj edebiliyoruz. Ve saatte 30 amper şarj edebiliyoruz. Çünkü burada akümüzün kalitesi de ön plana çıkıyor. Saatte 30 amper bir aküyü şarj edebilmek için bu akünün saf kurşun plakadan üretilmiş olması gerekiyor. Biz askeriyede kullanılan veya hastanede kullanılan çok hayati önem arz eden yerlerde kullanılan bir marka aküyü tercih ediyoruz ki uzun ömürlü olsun ve aynı zamanda Dubai sıcağında da Akdeniz sıcağında da çok verimli bir şekilde uzun vade çalışmayı sürdürebilsin. Aynı zamanda dış şarj da çok önemlidir. Dış şarjın yanlış bağlanması durumunda yine aküye de zarar verebilirsiniz. Bir akünün belirli bir yüzdesini ancak şarj edebiliyorsunuz. Yani siz 150 amperlik bir akü 3 saatte şarj etmeye kalkarsanız 50 amper bir şarj cihazıyla aküyü mahvedersiniz. O yüzden burada doğru kurgu, doğru şarj cihazı, doğru sistem, doğru konektör, bunların hepsinin çok detaylı önemi mevcut. Bunu ancak uzman mühendislik arkadaşlarla tasarladığımız için SG4'leri enerji kısmında da oldukça güveniyoruz. Türkiye'de de kamp karavan alanlarının çok gelişmediğini düşündüğümüz için daha enerji ihtiyacı dışarıdan gütmeden çok rahat bir şekilde hayatınızı içeride devam ettirebilmeniz için bu şekilde tasarlandı SG4'ler. İnvertör de başlı başına bir konu. İnvertör dediğimiz cihaz bu arada karavanın içerisindeki 220 çıkışlarını kullanabilmenize yarar. Şu fişe taktığımız zaman çok rahatlıkla bilgisayarımızı, telefonumuzu şarj edebilmeye yarayan bir cihazdır. Karavanın içerisinde bir teknik bir cihaz şarj edecekseniz, teknik bir cihaz kullanacaksanız amper akımının iyi ayarlanması gerektiği için kaliteli bir cihaz kullanıyoruz. Çünkü taktığınız telefonunuza, kameranıza zarar vermemesi için. İnvertörün yanlış kullanımı da oldukça problemlidir. Yani karavanda zaten zar zor üretilen enerjiyi kettle'da çay demleyerek kullanmaya kalkarsanız var olan enerjinizi çok kısa sürede bitirmenize neden olacaktır. O yüzden invertör de başlı başına enerji sarfiyatına sebep olduğu için küçük çapta bir invertör çok rahat işimizi çözecektir. Yani 500 watt tam sinüs bir invertörle 5 tane bilgisayar, 2 tane telefon çok rahatlıkla şarj edebiliyorsunuz. Bu da bizim için yeterli. İnvertörü iyi kullan, güneş panelini kaliteli kullan.
her şeyi kaliteli kullan ama marin kablo yerine gidip de başka bir kablo kullan. Ya da marin kablonun 2,5'luk yerine başka bir kablo kullandığınız zaman yine sıkıntılara sebep olacak, hatta yanmalara varan sonuçlar bile ülkemizde maalesef görülüyor. Kasko şirketiyle görüştüğümüzde birçok yanma örneğini bize örnek olarak masamıza koydular. Marin malzemeler kullanıyoruz 220 voltlarda. Burada kullandığımız malzemeler Berker marka, tamamen marin malzemelerdir. İlerleyen zamanlar müdahale edilmesi çok zorlaşabilir çünkü mobilyanın arkasında kalıyor. Biz müdahale kapaklarımız var gizli, uzanabileceğimiz yerler var kablolara ve aynı zamanda tamamen bu vibrasyona dayanıklı. Yanma riskinin de sıfıra indirilmesi için doğru bir montaj, doğru bir kablo, doğru bir mühendislik çalışması gerekiyor. O yüzden bu konu üzerinde fazla durduk ve bu şekilde özetle toparlamak istiyorum. Kontrol paneli sisteminden bahsetmek istiyorum biraz da size. Burada özel bir otomasyonumuz mevcut. Karavanımızdaki tüm aydınlatmalara buradan erişebiliyoruz. Ambiyans alt, ambiyans üst, dolap altı, tavan, banyo ve dış alan olarak kısıp açabiliyoruz ışıklarımızı. Buradan buzdolabını aktif ettiğinizde buzdolabımıza enerji gelecek. Aynı zamanda fırını aktif ettiğimizde gene fırınımıza enerji gelecek. Kullandığımız gene Avrupa'da kendi kanıtlamış fırınımız mevcut. 95 litre bir gene bir buzdolabı kullanıyoruz. Şu an kullandığımız buzdolabı 12 voltla çalışıyor. Gene fırınımız da gene 12 voltla çalışıyor. Enerji sarfiyatları oldukça başarılıdır. Bunların da gene dış kapaklarını ahşap kaplama yapıyoruz modelimize uyum sağlaması için. Hidroforda su ve tahliye konusunda da gene buradan majoratörü tahliye tuşuna bastığımızda suyu dışarıya tahliye edecektir. Hidroforda suyunuzun çalışması için bastığınızda devreye giren bir sistem gene burada. Aynı zamanda karavanın iç sıcaklığı dışarıdaki şu anki mevcut sıcaklığı gösteriyor. Ve temiz su tankının ve kirli su tankının boş durumlarını gene size gösteriyor. Güneş panelinden aldığımız enerjiye kadar tüm sistemi burada görebiliyorsunuz. Özel bir aplikasyon indirerek telefonunuza, uygulamasını yaptığımız aplikasyonu indirerek uzaktan da komutlar verebilirsiniz. Işığınızı yakabilirsiniz, fırınınızı çalıştırabilirsiniz veya buzdolabını. Onun dışında tabletler yerinden çıkıp yani normal tablet gibi YouTube'a girip başka bir uygulamalara girebilirsiniz ve içerisinde takacağımız hat ile karavanınızın nerede olduğunu da takip edebilirsiniz. Yapay zeka sistemiyle de sesli komut vererek tabletimizi çalıştırabileceğiz. Işığı aç, ışığı kapat, buzdolabını aç, buzdolabını kapat gibi özelliklerimiz de olacak. SG4 modelimizin opsiyon olarak verdiğimiz bir tavan kliması mevcut. Kendi kanıtlamış gene bir marka kullanıyoruz burada. Bu tavan kliması sadece 220 voltla çalışır. Yani kamp alanlarına gittiğinizde dışarıdan enerjinizi aldığınızda soğuk ve sıcak hava verebilir. Oldukça başarılıdır ama tabii ki sadece 220 volt almanız gerekir. Normal karavan enerjisi buna yetmeyecektir hiçbir zaman. Karavanımızda kullandığımız 4C Kombi Plus Truman'ın ısınma sistemi mevcut. Aynı zamanda boiler görevi yani sıcak su ısıtma görevi de yapıyor. Buradan basit bir paneldir. Karavanın ısısı ve su ısısını ayarlayabileceğiniz. Şu an en verimlisi bu. Ve burada tabii bu karavanımızda Siemarin sistemi var. Enerji en doğru verebilen bir sistemdir. Görüyorsunuz yaşam aküsündeki enerji. Solar panelden gelen, şu an kapalı bir alanda olmamıza rağmen solar panelinden gene enerji geliyor. Ambiyansların çektiği enerji şu an ışıklarımız açık olduğu için. Tüm veriler %100 doğrudur. Ortam ısısı, akünün ısısı. Bu şekilde en doğru bilgiyi alabileceğimiz bir panel. Banyomuza gelecek olursak özel bir tasarımımız var. Oldukça ferah ve büyüktür. Yani sınıfına göre, minimal yaşama göre. Krom çıtaları kullandık. Gene aynamız mevcut. Kullandığımız duş başlığı tamamen özeldir. Bu şekilde girdiğimde burada boyum 1.83. İlk başta bastığınızda dışarıdaki havayı içeriye veren bir sistem mevcut. Daha sonra içerideki havayı dışarıya alan bir sistem mevcut. Bu tuvaletteki kötü kokuları direkt dışarıya alama veya dışarıdaki temiz havayı içeriye almaya yarayan bir sistem. Aynı zamanda kasetli Tedford'un tuvaletini kullanıyoruz. Kasetli tuvalet Avrupa standartlarında kullanılması gereken bir tuvalettir. Çünkü dışarıya majoratörle atmak doğaya veya yaşama aykırı bir durum. Bu kasetli tuvaletin oturma kısmı sağa sola dönerek daha rahat bir ortam sunacaktır. Yerde gene burada tip uygulaması uyguladık yer zemininde. Burada gene basçek krom malzeme kullanılmış. Burada oldukça gene geniş bir saklama alanımız mevcut. Eşyalar için keza burada kullandığımız kromlar ve aşağılarda kullandığımız kromlara yine ek olarak saklama alanı yapılabilir. Ve gene şurada hemen bir şampuan veya diğer malzemeleri kullanmanız için bir alanımız mevcut.
Duş başlığını biz ayrı kullanıyoruz. Oldukça kaliteli ve krom malzemedir. Bu da paslanmaz. Buradaki piş butonumuzdan bahsedeyim. Oldukça kibar, kaliteli led aydınlatma kullanıyoruz. Çoğu karavancının yaşadığı sorunlardan birisi de banyoda eğimden dolayı içeriye karavan içerisinde su sızması oluyor. Tamamen kendi kalıbımızı aldık ve tek parça o halinde yekpare şekilde çıkıyor. Tek parça olmasının avantajı tamamen sızdırmazlığı engellemiş oluyoruz. Karavanımızın arka yatak kısmına gelecek olursak 1.85 boyunda uzunlamasına yatacağımız bir yatağımız oluşuyor. 135 santim de enimiz mevcut. Burada gayet iki kişinin konforlu bir şekilde yatabileceği bir yataktır. Biz lateks yatak kullanmayı tercih ediyoruz. Bu 3 bölümden oluşan bir yataktır. Lateks yatak tabii ki size daha konfor sağlıyor. Buradaki uygulamamızları gene 1. sınıf Tony deri kullanıyoruz. Yatak odası bölümü belli olsun diye. Gene sağlı ve sollu şekilde karavan camlarımız mevcut. Bunlar gene sineklikli ve açılan bir penceredir. Oraya şu an uzanamadım. Bu şekilde de gece modunu alabilirsiniz. Aynı zamanda buradaki 4 tane saklama alanımız mevcut. Burada projeksiyon cihazımız mevcut. Bu projeksiyon cihazıyla isterseniz geceleri film izleyebilirsiniz. Bu da sinemasyon perdemiz. Oldukça basittir. Yatağın başlarına bir adet 2 tane çıkışlı USB ve aynı zamanda 220 volt enerjimiz de mevcut. Burada da gene kendinizin müdahale edebileceği, açıp kapatabileceğiniz ışıklar mevcut. Bu tarafta elektrikli bir küçük süpürgemiz mevcut ve hemen onun yanında da bir Wi-Fi'miz mevcut. Burada alanda da gene bir ufak da olsa bir gazete, dergi, telefon veya saatinizi saklayabileceğiniz minimal alanımız var. Aynı zamanda tavana tavan eki yerleştirdik. Burada da yine dışarıdan havayı veya içerideki havayı dışarıya verme sistemini sağlar. Bu şekilde yatağımız 3 parça şekilde açılır ve bu ortası tamamen boşa çıkabilir ve size oldukça büyük bir bagaj alanı sağlayacaktır. Ya buraya bir mini bisiklet veya ufak bir mobilet, motosiklet sokabileceğiniz bir alan yaratmaya çalıştık. Aynı zamanda daha büyük bagajlarınızı koymak için ciddi bir alan kazandırıyor. Turma kombinin hava çıkışları mevcut. Ön tarafta da gene mevcuttur bunlar. Bu alanımızda ise gene kıyafetlerinizi koyabileceğiniz veya yorganınızı, çarşafınızı veya işte özel eşyanızı koyabileceğiniz bir alan yarattık. Tamamen gizli mekanizma oldu ve manyetik sistemle de karşı tarafa yapışır. Şu altta görmüş olduğunuz alanda da gene gizli bir bölümümüz var. Bu bölüm de gayet kullanışlı ve tamamen gizli sistemdir. Karavanımızın arkasına doğru geldiğimizde de burada sizi bir motor taşıyıcı aparat karşılıyor. Bu da tamamen opsiyonel bir seçenektir. Onun dışında bu karavanımızın stepnesi dışarıya uygulanmış. Normalde aracın altındadır fakat biz dışarıya aldık. Bunun sebebi su tanklarının iki seçenekte olmasın. 260 litre su tankını seçtiğimizde aracın altına su tanklarını konumlandırdığımız için mecburen stepneyi aracın altından çıkartıp dışarı bağlıyoruz. Bu stepne normalde alçakta şu bölgede oluyor stepne. Fakat burada motor taşıyıcı olduğu için motora engel olmaması için bunu yukarı bağladık. Burada da tabii ki krom ve paslanmaz kullanıyoruz. Aynı zamanda tekerimizi de gene korumaya almak için deri bir kılıf uygulaması yaptık buraya. Bir pusulamızı yerleştirdik. Su tanklarından devam edecek olursak 260 litre ve 105 litre su tankı. 260 litre su tankında kendi geliştirmiş olduğumuz bir sistemi kullanıyoruz. Yedek su deposu sistemi. Yedek su depolu sistem 260 litre temiz su imkanı sağlıyorken 110 litre de gri su tankı vardır. Gri su tankını zaten çok doldurmanın bir anlamı yok. Müsait oldukça boşaltmak gerekiyor araca yük olmaması açısından. 260 litre de çok tercih ettiğimiz bir şey değil ama genelde isteyenler oluyor. Daha yüksek su deposu hacmi yok mu diye soranları olduğu için onlara opsiyonel olarak 260 litre çok sağlıklı bir su tankı verebiliyoruz. Ve su tanklarımız tamamen dalga kıranlıdır. Aynen. Ağırlık eğilimleri araçta çok iyi hesaplanmıştır. Araç viraja girdiği zaman vesaire de dalga kıranlı olduğu için kesinlikle herhangi bir güvenlik açığı oluşturmuyor. Tamamını bu şekilde izole ediyoruz. İzole ettikten sonra da zarar görmesin, asfalttan gelen taş vesaire parçalamasın diye bir koruma kapağı yapıyoruz. Koruma kapağında şöyle gösteriyorum. Koruma kapağı aracın altına bu şekilde geliyor. Demin birazdan aracın altına indiğimizde
nasıl olduğunu tekrar göstereceğiz sizlere. Şu aktarma organlarını dünya markası olan Veil sistemlerini kullanarak çözüyoruz. Bunlar uzun vade kilitleme sistemleri olduğu için vibrasyonla birlikte deforme olmaz. Avrupa'da kurgulandığı gibi biz de bunları Türkiye'de kurguluyoruz. Yani yazın esneme veya kışın çatlama gibi bir riski asla yoktur. Aynı zamanda su tesisatına değindiğimiz için burada hidrofor, macerator ve doğru veriyi almanız için şamandıralar çok önemli. Kaliteli olması lazım. Yanlış veri alabilirsiniz. Bu sizin suyunuzun dolu olduğunu zannedersiniz ama suyunuz dolu değildir. Suyu iletmeye yarayan hidroforun kalitesi, aynı zamanda kirli su deposunu ya da gri su deposunu boşaltmaya yarayan macerator dediğimiz makinelerin de kendini kanıtlamış kaliteli olması gerekiyor. Bazı ürünler vardır, hafif bir donmayla birlikte cihaz yanar. Fakat bizim kullandığımız ürünler kesinlikle donu da algılıyor, otomatik kendisini kapatıyor. Herhangi bir yanma, herhangi bir problemle bugüne kadar karşılaşmadık. Ve aynı zamanda akıllı hidrofor kullanıyoruz. Yani gri su deponuz doluysa hidrofor su pompalamayacaktır. Çünkü gri su deposu dolu, su gönderemez daha fazla. Aynı şekilde su yoksa gene kendini çalıştırmaz. Bu şekilde kendini korumaya alır. Yani yanma riskini ortadan kaldırır. Macerator dediğimiz cihaz ise içeriden bastığınızda gri suyu boşaltmaya yarayan bir cihazdır. Yani elle vanayla açmanıza gerek kalmadan içeriden müsait bir yerde bastığınız zaman, boşalt dediğiniz zaman tüm gri su tankınızı istediğiniz yere çok rahatlıkla boşaltabiliyorsunuz. Fakat olası bir arızaya karşı aynı zamanda aracın altında manuelde gri su tankını boşaltabileceğiniz vanalarımız mevcuttur. Su depolarının içerisinde olan şamandıralar da kalitesi açısından çok önemli. Zamanla geçtikten sonra içerisindeki özellikle kimyasal mutfakta yıkanan sabunla vesaire kimyasal ürünlerle birlikte şamandıra içeride kilitlenebiliyor. Gri su tankınız dolu görünüyor fakat aslında boş. Ya da boş görünüyor aslında doluyor. Aynı şekilde temiz su tankınız dolu görünüyor ama aslında boş. Aslında şamandıranın içeride takılmasından kaynaklı bu tarz problemler olmaması için de şamandıra kalitesi çok önemli. Biz yine dünyada kendini kanıtlamış Vema marka şamandıra. Aynen Vema marka. Tabii ki tüm sistemi kurgularken ağırlık dengelerini de gözetmek zorundayız. Arabanın aerodinamiğini bozmamak için, sürüşün konforlu olabilmesi için ve güvenli olabilmesi için. Burada da gördüğünüz gibi burada tüp ağırlıkları varken orada da Truma 4C cihazımızın kombi ağırlığımız mevcut. Aynı zamanda bu kombi içerisinde 12 litre sıcak suyu çalıştırdığınız zaman elde edebiliyorsunuz ve depoda izole bir şekilde sizler için saklayabiliyor. Ve ortamı 4 farklı hava kanalından ısıttığı için homojen bir ısı verir içeriye. İzolasyon da iyi olduğu zaman çok rahat bir şekilde içeride kışın ortasında bile çok rahat bir şekilde ısınabiliyorsunuz. Normal evinizmiş gibi oturup çayınızı, kahvenizi, tişörtünüzü de içebiliyorsunuz. Yani yüksek rakımlarda çok oldukça başarılı bir cihazdır. Sınıfın en iyisi diyebiliriz ısınmada. Gaz tesisatına ve gaz aksamına çok değer veriyoruz. Güvenlik nedeniyle en fazla önem gösterdiğimiz olaylardan biri. O yüzden bizim kullandığımız Avrupa'da geçerliliği olan sertifikasını almış, kendini kanıtlamış, yıllardır kullanılan ürünleri kullanıyoruz. Truma'nın gaz dedektörü, gaz vanası hepsi herhangi bir kaza veya çarpışma anında gaz kesme emniyetlidir. Gazı keser, güvenlik açığı yaratmaz. Ve bu karavanda dikkat ederseniz opsiyonel seçenek olan çift tüp imkanı var. Yani bu kamp alanında bir tüpünüz bittiği zaman tüp aramanıza gerek kalmadan otomatik diğerini aktarır. Ve müsait olduğunuz bir zamanda boş olan tüpü değiştirirsiniz. Burada yukarıya baktığınızda da aracın stop frenini göreceksiniz. Bu stop freninin içerisinde gizlenmiş bir kamera var. Hemen altındadır. Burada araçta kullandığımız multimedya sistemiyle birlikte geriye vitese taktığınızda karavanın arkasını net bir şekilde görebilirsiniz. Onun dışında bu tarafa doğru gelecek olursak karavanın sol tarafının tüm çıkışlar, menfezler, su dolum ağızları, dış duşlar bu tarafa konumlandırılmıştır. Aynı zamanda kasetli tuvalet ve defa girişi de burada. Bazı karavanlarda görüyorum ön tarafa konumlandırılıyor fakat ön taraf yani aracın sağ tarafı yaşam alanıdır. En çok vakit geçirilen yer tenterin altıdır, içerisi değildir. Bu sebeple gaz çıkışının kesinlikle bu tarafta olması gerekiyor. Bu kullandığımız ortam ısıtma ve su ısıtma cihazımızın gaz egzoz çıkışı. Daha sonrası burası su dolum kapağı, anahtarlıdır. Kilitli olması da tamamen yani dışarıdan birisi su deponuza başka bir şey katabilir, olabilir. Yani olmayacak bir şey ama olabilir. O yüzden kilitli anahtarlı sistem tercih ediyoruz. Dış duşta da gene aynı şekilde güvenli olması açısından biz SG4 modellerimizde aparatını taktığımızda bu şekilde kullanabileceğimiz bir dış duş elde ediyoruz. Buradan yine sıcak su ve
soğuk suyu elde edebiliyorsunuz. Kullanmadığınız zaman da çok rahat bir şekilde de çıkartabiliyoruz. Türkiye'de bazı gördüğüm karavanlarda elektrikli yat tuvaletleri kullanılıyor. Ama bunlar Avrupa standartlarına uygun olmayan teknikler. O yüzden biz SG4 ürünlerimizde kesinlikle kaşetli tuvalet kullanıyoruz. Doğaya zarar vermemek doğaya için. Doğaya zarar vermemek için. Ve Avrupa standartları bunu istiyor zaten. Ve Avrupa standartları bunu gerektirdiği için. Kaşetli tuvalet dediğimizde gri su tankından bağımsızdır. Yani tüm atıklar şuradaki kaşetli toplanır. Bu kaseti de çok rahat bir şekilde mandalıyla çekip götürüp müsait bir yere boşaltabiliyorsun. Tabii ki bu kasetlerin aynı zamanda koku yapmaması ve boşaltırken rahatsız olmamanız için içerisinde kullanılan bazı kimyasallar var. Kasetin içerisindeki her şeyi yok eden bir kimyasal. Bunu zaten doğaya dökmeniz zararlı. Bunu logara veya müsait bir tuvalete dökmeniz gerekmektedir. Bu dış enerji girişi. Eğer bir kampa gidecekseniz tabii ki enerji alma hakkınız oluyor. Genelde kamp karavan tesislere enerji veriyorlar. Onun girişini buraya taktığınız zaman içerideki tüm enerjiler buradan bağlanan enerji kaynağından beslenerek çalışır. Aynı zamanda takar takmaz da akünüzü dışarıdan ayrıca şarj eder ve otomatik olarak tüm prizlere 220 volt enerji gelir. Bugün sizlere SG4 serisi karavanımızı olabildiğince anlatmaya çalıştık. Tabii ki sizler de detaylı inceleme için showroomlarımıza gelebilirsiniz. Showroomumuz İstanbul Kurtköy'de. Haftanın 7 günü sabah 9'da akşam 6 arasında açıyoruz. Randevusuz direkt olarak gelebilirsiniz. Sizler de SG4 hakkında merak ettiğiniz tüm soruları lütfen yoruma bırakın. Yoruma bıraktığınız tüm soruları bir sonraki videolarımızda yer vererek yanıtlamaya gayret göstereceğiz. Karavancılıkla ilgili herkesi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın.